Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Onuncu söz haşir bahsi. Bismillahirrahmanirrahim. فَنُزُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَفْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Azim. 11. hakikat. Biraz zor gibi bir yer ama zor denen bir şey yok zaten. Hepsi bize bakıyor. Yeter ki böyle biraz istifade etme niyetiyle bakılırsa, usta diyor ki çekirdekten hurma meyvesi arasına kadar ne kadar meyve var, hepsini anlayacak halimiz yok. Bir kimisi yaprak kadar alır, kimisi meyve kadar alır, kimisi gövde kadar alır. Ne kadar alırsak kârdır. Sebebi bekaya bakıyor. Dersi anlamanın temel ana zemini şu: ne kadar ben derken ruhunla bedeni ne kadar ayırabiliyorsan o nispette Allah aleminde açık olur ve ölüm korkusu, dehşeti senden kısmen kalkmış olur. Bir daha, ne zaman ben derken bedenle ruhu, yani buzla suyu, odunla dumanı ve nuru ayırırsak o nispette endişelerimizden, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, çeşitli çeşitli erva habisinin psikoloji izacatından, baskılayıcılığından o nispetten kurtuluruz. Ben derken bedenimi kastediyorsun, daha öteyim. 11. hakikat. Çok ilginç bir yer. 10. söz, 87. sayfa, bab-ı insaniyettir burası. İnsan değil bu. İnsanlık alemi var ama insan muhatap. Bab-ı insaniyet, insaniyet kapısı. İnsan girecek burada. Ama insan değil bu. Bab-ı insaniyet. Çünkü insanlık sana verilmiş. Çünkü sen insan değilsin. İnsanlık sana verilmiş. Daha ötedesin. Bab-ı insani. Ruh sana verilmiş. Hani diyoruz ya, senin insanlığın mı yok? Lan ne kadar basit böyle insanlığını kaybettin. Kim? Sen. Neyi? İnsanlığını kaybettin. İnsanlık bize verilmiş. Kürsten verilmiş. İnsan bunun arkasında. Evet. Tuhaf değil mi şimdi? Biz en büyük gaye, öyle diyor gene Risale'de, peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Hayvaniyetten melekiyet mertebesine. Evet, hayvaniyetten melekiyet mertebesi. Eğer diyor, iman etmese diyor Kur'an-ı Kerim'de, kelenamu belimada. Hayvandan daha aşağıya düşüyor. Bak insanlık da. Neyini kaybetti bu? İnsanlığını kaybetti. Burada diyor ki, bab-ı insaniyet. Peki, hangi isim inkişafiyle bu insanlık denilen aleme insan muhatap olacak? İsmi Hak. İsmi Hakk'ın cilvesi. İnsanda nasıl gözüküyor? İsmi Hak. Hani Cenab-ı Hak. Hak diyoruz ya. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak, Cenab demek yön demek. Lugat bana. Yok. Hak yön. Her ismi anlamlandıran Hak ismi. Çiçekte gözüken Cemal, Kemal, Rahman, Rahim. Yani onu tanımladığı nispetle Hak oluyor. Onun için her isimde var bu. Cenab-ı Hak. Ama lugatta Allah diyoruz. İnsaniyet kapısında da Hak ismini kullandı. Evet. Hak, insaniyette Hak kullandı. Bab-ı insaniyettir diyor. İnsaniyet kapısında ismi Hakk'ın cilvesi.
bizde inkişaf ederse ismi Hak. Cenab-ı Hakk'ın aynı darlığı ne kadar olursa bizde Hak gözükecek. O Hak ismi de 11 tane, 9 tane galiba. 9 tane sıfatın inkişafı ile Hak ismi o kadar inkişaf eder. Hak ne demek? Bizde hakikat olarak gözüküyor. Hakikat ne? Asıl özdür. Ortadan kalktığı zaman diğerleri de kalkıyor ortadan. Şu, buzu kaldırırsanız su var. Ama buzdan suyu kaldırırsanız buz da yoktur. İnsanın hakikati derken suretinin arkası demek. Suret kalksa ki değişiyor devamlı. Şu sima değişiyor. Ama insanın hakikati değişmiyor. Suret hakkında bir cümle söylemek istiyorum böyle. Tefekkür edenler için söylüyorum. Onlar biraz dikkatli dinlesin. Şimdi şuraya baktığınız bir şey yok. Koydum. Telefonu kapattın bir zahmet de. Şunu da koydum. Görüyor musunuz bir manzara? Herkes görüyor. Farklı oldu değil mi masam? Peki, şu anda biraz farklı oldu mu? Oldu. Şu anda farklı oldu mu? Oldu değil mi? Şunu da kaldırsak tamamen yok oldu değil mi? Yok oldu. Çok mühim bir şey anlatacağım. Yok değil mi şu anda? Suret ne biliyor musunuz? Maddede gözüküp madde olmaya. Maddelerin yani varlığın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve onda gözüken, onu anlamlandıran ama maddeyi de gözüküp madde olmaya, bunun yerine burnu, kaldır Adem burnunu, sonra sima değişti, kulağını da kaldır, ağzını kaldır, kaşını kaldır, gözünü kaldır. Kaldın mı suret? Nerede suret? Senin bir suretin var. Hadi peki ters yapıyoruz. Kafa, saçı getirir misin? Biraz geldi suretin. Hadi kaşları da koy. Biraz daha geldi. Kulağı da koy. Biraz daha geldi. Ağzını da koy İsmail. Onu tamam diyoruz. Peki suret eğer buyduysa bunu koyduğum zaman ortaya çıkacak. Suret maddede olup madde olmaya. Bir, bak abone ol, parama bak. Suret değişti şimdi. Şimdi değişti. Yoktu bu suret. Yani suret devamlı değişken. Hakikat değişken. Sureti de açan Fettah ismi. Basit maddelerde. Sureti açıyor. Yoktu, çekirdekten ağacı açtı. Yoktu, sudan insanın simasını açtı. Cenab-ı Hak, işte bu hak yolu. Bak sureti de biliyorduk ya. Sureti de biliyorduk ama bildiğimiz şey değilmiş. Alışa o kadar basit ki değilmiş. Şu suret yapmak için kulağı yapmak lazım. Ağzı buraya koymak lazım. Gözü buraya koymak lazım. Vesaire. Bu suretin ortaya çıkması için bu bütünlük gerekiyor. Yoksa yok. Suret maddede gözüküp madde olmayandır. Vücud haricisi yoktur. Yani milyonlarca aynı kulak, aynı ağız, evet. Aynı ağız, aynı çene ama hepsi farklı. Hiçbir tanesi birbirine benzemiyor. Ya. İşte maddeyi anlamlandıran ve maddede gözüküp madde olmayan maddenin arkasındaki şeye hakikat diyoruz. Bunu halk eden yani bunu dışarıya gönderen Hak ismi Cenab-ı Hak. O zaman madde yok mu? Madde var. Madde var. Bak ne dedim? Madde, kulağım var. Mesela masa gözüküyor. Evet. Masayı yaptım.
Tamam. Bak şimdi. Bu da var. Ama şimdi bunu koydum. Masal değişmedi mi şimdi sana göre? Peki şöyle yaptım. Harf yapsam böyle. Bunu masayı değiştirmediler mi şimdi bunlar? Şekil değişti. Bu şekil neredeydi bunları koymadan önce? Yoktu ki. Gördüğün şekil yeni oldu. Ama bununla ortaya çıktı. Bununla ortaya çıkınca bu yaptı zannediyoruz. Bununla ortaya çıktığı için bu yaptı zannediyoruz. Elma da böyle şekil. Ağaçta gözüktüğü için ağaç yaptı zannediyoruz. O kadar acayip gömülmüşüz ki böyle adiyat perdesi altında mahvolmuşuz yani. Ağaçta gördüğümüz elmayı ağaç yaptı zannediyoruz. Burada gözüküyor bu şekil. Bu mu yaptı şimdi bu? Ha bak şekil değişik. Tamam bir şey, görmüyor musunuz bir şey? Kafanızda bir şekil yok mu şu an? Kaldır şimdi. Nerede o? Ha, tamam tek tek kaldırayım. Bu aleminizde vardı. Bir şekil var şimdi. Kaldırdım. Şekil değişmedi mi? Kaldırdım. Şekil de değişti. Kaldırdım. Şey dedim. Tarlalardan kızıl ağacı kaldırın. Rize'yi düşünün. Kara ağacı kaldırın. Çayı kaldırın. Dikeni kaldırın. Coğrafyadaki şekil görüntüsü değişti. Yani bunlar maddeyi Allah evirip deviriyor. Hak ismi itibariyle onun üzerinde bir sürü esmalar gözüküyor. Dünya aynı böyle surettir diyor usta. Surettir, kışırdır, kabuktur, köpüktür. Bunun gibi işte. Elmayı getirdi değişti. Armut'u getirdi, dikeni getirdi. Bahar, yağmur, suretler değişiyor. Sonra tak tak hop topluyor bu kışın. Barda tekrar diziyor. Ondan sonra bir şey söyleyeyim. Lamba yak güneşi. Güneşi yakıyor. Eve karanlık. Yak. Aa! Söndür. Yak. Gündüz. Söndür. Değişen ne? Lamba yanıyor sönüyor. Yanıyor sönüyor. Gece ve gündüz. Dün bugün, dün bugün. Aynı şey. Aynı yere dün diyoruz, aynı yere yarın diyoruz. Böyle o kadar aldanıyor. Aynı yer, aynı şey. Bizim bu pazara güneş vurmadı mı bugün? Dündü işte. Şimdi söndürdük. Aynı yere Allah gene eletiği vuracak. Aa yeni gün. Değişen ne? Aynı yer. Değişen hiçbir şey yok. Lambayı yakıyorsun, yanıyorsun ve aldanıyoruz. Aynı şey. Değişen hiçbir şey. Değişen biziz. O ay. Bu hak gözüküyor bizde. Bunları anlamlandırdıkça bağlı, kendimizi de anlamlandırdıkça Cenab-ı Hak'ta mazhareti uzatıyor. Cenab-ı Hak mabudu bil hak. Yani hak olduğu için mabuttur. Ve hakkıdır ya. Çünkü varlığın kaynağı o. Yani buz var, suyun hakkıdır, mabudu bil hak gibi. Çünkü su buzun kaynağıdır, aslıdır. Hak demek ortadan kalktığı zaman her şey yok olan, yok eder. Mesela buzdan suyu kaldırın. Buz kalır mı? Buzdan suyu kaldır. Kalmaz. O zaman buza göre su hak. Diğerleri surettir, köpüktür. Ve vardır. Yani bunlar. Ama Esma'nın cilve, cemal, nakşe sanatıdır diyor. Madde vardır. Müddin Arabi gibi hadir haşat olmaya. Madde vardır. Ama o Ülfet 17. levada diyor ya, elmayı ağaca takmış, buğdayı toprağa katmış. Zannediyoruz ki onunla beraber sebep ve sonuç beraber geldiğinden dolayı bitişik olunca bitişik. Buna iktiran deniliyor. O yaptı zannediyoruz. Bitişik. Sebeple sonuç beraber yaratılıyor ve bitişik. Ne acayip ya. Mabudu bil hak. Yani niye iman ediyorsun? İhtiyacım olduğundan. Benim iman etmek Allah'ın ihtiyacı yok. Benim ihtiyacım var.
Evden dışarıya niye çıkıyorsun? Güneşe ihtiyacın var. Güneşin ihtiyacı yok bana. Benim ihtiyacım var. İşte mabudu bil hak. İnsanın şu kainat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum alemlere, rububiyet-i ammesine karşı en emniyetli bir abd. Böyle bir Allah. Hak'tan biraz şey yaptım. Hakkı anlayalım diye. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Yön, Hak ismini anlamak için biraz fazla suretten girdim, eşya, köpük. Peki böyle bir hak sahibi olan, cenap sahibi olan Allah, mabudu bil haktır. Haktır. Hak onundur. Fabrika kimse, emir komutan da onundur. Sen girdin gemiye, tayfasın, gemide istediğin havayı vuruyorsun. Seni atarlar denize. Kaleye çıkartın, hadi git kaçalım, yolun açık olsun. Fabrikaya girdin, istediğin şeyini yapıyorsun. İşe girdin, adam istediği saatte geliyor Nuray. İstediği şeyi yapıyor. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Bunu diyen zat, Allah'a neye itaat edeyim diyor. Sen dükkancısın, biraz önce birisini yola koydun. Mabudu bir hak olduğu için, hak onundur. İki şekilde Allah'a itaat edilmeyebilir, iki şartta. Allah'ın sana verdiklerini bırakacaksın, Allah'ın mülkünden de çıkacaksın. O zaman hakkın var, itaat etmemi. Bu kainat içinde insan rububiyet-i mutlakasına, insan merkez olmuş, rububiyet-i mutlakasına nasıl girmeyeyim? Rububiyet-i mutlakasını şu, anne karnında bana şekil veren, dünyaya ve ahireti bilen, gören iki nazar. İkisini bir görüyor ki bana bu şekli veriyor. Niye? Gözü öyle ayarlıyor ki kainattan zevk alacak bir durumda yapmış. Bana kulak vermiş, sesleri geri ayarlamış. O da sesi yok. Mide vermiş, ema çeşit nimetleri bakarak yapmış. Öyle değil mi? Rububiyet-i mutlakasına merkez yapmış. Yani kainatı Allah niye böyle yapmış? İnsanın ruhu için. Yani peki niye şekillendirmiş? İnsanın ruhu nasıl açılıyor? Nasıl istifade eder? Daha değişik olabilir miydi? Olmaz çünkü ruh değiştirmen lazım. Yani burayı, dünyayı değiştirmek, insanın anne karnındaki yapısını, yazılımını değiştirmen gerekiyor. Biri birisiz olmaz. Yani kısacası göz yapmak yetmiyor. Güneşi de bilmen lazım. O ortamda çalışıyor bu göz. Gözü ben değiştireyim, o zaman güneşin fotonlarını da değiştirmen lazım. Ya ben oksijeni değiştireyim dünyada, akciğeri de ruhunu değiştirdim, otomatik ahiret değişmesi lazım. Çünkü ahiret insanın ruhunun açılımı demektir. Çekirdekten ağaç olması hak değil mi? Çekirdekten ağaç çıkması ne kadar haksa, gerçekse, mantıklıysa, o kadar küçük yerden kocaman şey, insanın ruhunun da açılımı ahirettir. Aynı haktır. Çekirdeğin açılımından ahiretin çıkması garip olmadığı gibi, insanın ruhundan da ahiretin çıkması garip değil. Aynı şey. Aynı kan. İşte buna şey denmiş. Rububiyeti mutlaka. Yani insana tasarruf ederken öyle rastgele değil. Veya kainatı dizerken, dereleri, dağları, kızıl ağaçı buraya mı dikeyim? Dereyi böyle mi akayım? Suyun rengini mi şöyle mi yapsam? Mesela karın rengini değiştir, kırmızı yap. Sistem tamamen değişir. Bir ara yapmıştık orada, bahsetmiştik. Karın kırmızı yapsak ne olur? Kar. Bir kere otomatik olarak gözü değiştirmen lazım, göz. Gözü değiştirdin mi?